Şimdi geliyoruz gençler demonstrative pronouns and adjectives. Yani işaret zamirleri ve sıfatlarına geliyoruz. İşaretleri göstereceğiz. İşaretlerde şey, bir şey göstererek bunu nasıl söylüyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. Bir şeyi işaret etmek, göstermek veya temsil etmek için işaret zamirleri veya işaret sıfatları kullanılır. Zamirler ismi yerine geçtiği için işaret zamirlerinin ardından herhangi bir ismin gelmesine gerek yoktur. Yani buradaki zamirler zaten isim yerine geçiyor. O yüzden illa bu işaret zamirlerinden sonra bir isim gelsin diye bir şey yok arkadaşlar. Ancak işaret sıfatlarından sonra bir isim kullanılır. Ancak yani işaret sıfatı var ise bu sefer bir isim kullanıyoruz biz. Bunları açacağız birazdan. Öncelikle this ve these bakıyoruz arkadaşlar. Bu ve bunlar. This ve these diyoruz biz buna. Yakında tekil bir şey göstermek veya temsil etmek için Diz kullanılıyor. Çoğul olanları göstermek için diz kullanılıyor. Yani biz dizi de dizi de arkadaşlar ne yapacağız? İkisinde de yakınımızda olan şeyleri gösterirken kullanacağız. Tekilse eğer yakınımızdaki şey gösterdiğimiz şey dizi kullanacağız. Eğer yakınımızda olup da gösterdiğimiz şey çoğulsa da diz diyeceğiz gençler. Bu şekilde ikisinin arasındaki farkı kurabilirsiniz. Örneğin this is an English book dedik. Bu bir İngilizce kitabı yakınımda olduğu için ben ne yapıyorum? Burada this diyorum ve tekil olduğu için de bakın zaten burada n var. Bir anlamına geliyordu. O yüzden dizi kullanıyorum. Elimde bir tane kalem var. Bakın yakınımda. Ne diyorum ben buna? This is a pencil diyorum. Bu bir kalemdir diyorum. Bakın burada da hem yakınımda hem tek bir tane olduğu için dizi kullanıyorum. Eğer yakınımda ama çoğul olsaydı mesela these are my cats. 3 tane kedim var ve hemen yanımdalar şöyle etrafındalar gibi hayal edin. Ne diyordum o zaman? Oh hey these are my cats. Bunlar benim kedilerim diyebilirdim arkadaşlar. Çoğul olduğu için neyi kullanacağım? These kullanacağım. These people can speak Chinese. Bu insanlar Çince konuşabilir. Bakın burada people çoğuldur zaten. People çoğul olduğu için öncesinde dizi kullanmış. Yani çoğul olunca these, tekil olunca dizi kullanıyoruz gençler. İkisi arasındaki fark bu ve ikisini de yakınımızda olup da gösterdiğimiz şeylerde kullanıyoruz. Bir de uzağımızdakileri gösterir, işaret edip bunlar diyebiliriz ya da bu diyebiliriz. O zaman da that ya da those kullanacağız gençler. That'i de biraz öncekiler gibi aynı farkı aynı şekilde ifade edebiliriz. Uzağımızda olup tekil olanlarda that'i kullanacağız. Uzağımızda olup çoğul olanlarda da biz dozu kullanacağız gençler. There is Arthur's wallet. Şu Arthur'un cüzdanıdır diyorum mesela. Uzağımdadır onu ve tek bir tanedir bakın. Ne yapıyorum ben onu? O diye that diye gösteriyorum gençler. That sofa isn't comfortable. Şu kanepe rahat değil diyorum. Ne yapıyorum burada yine kanepe uzağımda olduğu için ve tek bir tane olduğu için that'i kullanıyorum. Çoğul olsaydı those are very expensive cars. Uzaktan gösteriyorum karşı caddede mesela. Şunlar çok pahalı arabalarmış. Bakın şunlar diyorum. Hem çoğul hem de uzakta olduğu için bu sefer doz diyorum gençler. Those buildings are gorgeous. Şu binalar muhteşem diyorum. Burada da yine ne yapıyorum? Binaları gösteriyorum elimle. Uzağımda olduğu için de dozu kullanıyorum gençler. İşaret zamirleri ve sıfatları soru cümlelerinde de sık sık kullanılır demiş arkadaşlar. Aynen öyle. Sorularda da biz bunları çok kullanıyoruz. Gösteriyoruz örneğin. What are these? Onlar nedir diye sorabiliriz. Eğer yakınımızdaysa Diz diyoruz bakın çoğul olduğu için de birlikte kullanılırlar çoğullarda. They are my old watches. Onlar benim eski saatlerim diyorum bakın sorularda da gösterilecek. soru sorarken de çok fazla kullanılıyor. Şimdi bunları ayırt etmek için çok güzel bir alıştırma var. Bunu atlamadan geçmeyelim. Bu alıştırmayı kesinlikle yapalım. Hatta videoyu dondurun kendiniz yapın. Bakın doğru yapıyor musunuz anlamış mısınız? Bakalım birincisinde this is ya da these are computer games demiş. Şimdi burada ben ne yapacağım gençler? This is ya da these are'dan sonra gelen isme bakacağım. Tekil mi çoğul mu diye. Neden? Çünkü biz dizi tekillerde, dizde çoğullarda kullanıyorduk. Bakın computer games demiş. Gördüğünüz gibi şurada bir S takısı var. Bilgisayar oyunları diyor. E çoğul olduğu için bu sefer ben neyi kullanacağım? These are diyeceğim gençler. Those are ya da there is a big shopping center. Bakın a big shopping center demiş. E var burada zaten bir anlamı katıyordu. E, tekil olunca uzakta olunca there is diyordum. O zaman there işaretliyorum. These are ya da this is a beautiful novel demiş. Bakın yine a beautiful novel var. This is diyorum burada da gençler tekil olduğu için. E unutmayın bizi bir sayısını verir. There is those are very old buildings demiş. Bakın yine buildings S takısı almış. Gördüğünüz gibi burada bir S takısı var. S olunca çoğul oluyordu. Çoğullarda da uzaktaysa dozu kullanıyordum. This is ya da these are funny comics demiş. Bakın yine comic S takısı almış. Yine these are diyorum gençler. Those are ya da there is my ID card. E ID card bakın S takısı almamış. Demek ki ne yapacağım? That easy kullanacağım. Zaten ID kart dediği nüfus kimliğimiz o da bir tane olur. Yine tekil oluyor. These are ya da this is palm trees. Bakın trees S takısı almış. Çoğul olmuş. Çoğullarda these are kullanıyorum gençler. There is ya da those are a clever parrot demiş. A clever parrot gördüğünüz gibi e olduğu için yine tekil oluyor. Tekille de there is diyorum. Uzaktaysa there is, yakındaysa this is. Tabii bu tekilse. Çoğulsa ve uzaktaysa those are diyorum. Yakınımızda ve çoğul ise de these are diyorum gençler. Aklınızda olsun. Evet gençler umarım faydası olmuştur. Umarım bu anlattıklarına beraber birkaç alıştırma daha yaparak tamamen bu konuyu da halletmiş olursunuz kanala abone oluyorsunuz ve şu anda videoya like atıyorsunuz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.